Tabii. Şimdi bu artık mahkemelik iştir. Yalnız ne aldığını gerçekten bunu yapmak için de bilmek isterim. Mahkemede çıkacak. Mahkeme uzun sürer. Dolayısıyla ben meclis başkanına söyledim. Kendi dokunulmazlığımı kaldırmak için ne yapmam gerekir onu söyleyecek. Tutanakları da alıyorum içeriden. Mahkemede görüşeceğiz. Bizden gelip ne talep etti? Onu biliyorum. Onu biliyorum. Kendisi de benim kendisine rüşvet verdiğimi söylüyor. Çıkacak ve ispat edecek. Yalnız ne kadar haklıymışım ki böylesi bir kişiyi evet toplumun önüne bir seçim önce ben koymuştum. Ne olduğunu ben anladığım için bu dönem arkadaşlarımın bütün ısrarına rağmen aday göstermedim. Şey ortada. Peki efendim mal siz ortada. Bu iddialar üzerine bir dava açacak mısınız? Dava açacağım tabii ki. Sadece ben değil, meclisin bize dava açması lazım. Ben rüşvet verenim, o rüşvet alan, ikimize de dava açması lazım. Ben kendimi biliyorum. Dolayısıyla şu andan itibaren dokunulmazlığımın yok olduğunu kabul ediyorum. Herhalde Perşembe günü bunun gereği yapılır bir şekilde. Meclis başkanı söyleyecek de onun yöntemini. Benim onu açacağım dava başka. Meclisin hem bana hem bu adama dava açması lazım ki doğruyla yanlış ortaya çıksın. Elektrik kurumuna olan borcuna yardımcı olmamız istiyor. Ne kadar borcu var? Bir, yani ne kadar borcu var bilmiyorum. Ama kendisine ve mahkemede olan bir şey. Kurum kendisine dava açmış. Benim de kendisine söylediğim mahkemedeyse mahkemede çözülmekmiş. Benimle çözülmez. Bizim işte silin bu borcu dememizle çözülmez. Bunu açıkça söyledim. Ondan sonra belli ki böyle bir tezgah hazırladı. Şimdi bu tezgahı ispat etmek durumunda ben Demokrat Parti Ulusal Güçler Başkanı Serdar Denktaş olarak kendisine rüşvet vermişim. 5.000 dolar neyse işte o para. Lütfen bunu ispat edeceğim. Edemezse ama bu memlekette kaçacak delik arasın. Yurt dışına da çıkamayacak. Sizin yargıya müdahale etmeniz mi istedi yoksa sizden para mı istedi? Parası. Kuruma olan borcun kapatılmasını istedi. Yani parasını ödeyelim bizler neyse ne kadarsa. Şimdi onu göreceğiz bakalım. İddiaları duydunuz. Bir saniye. Ne iddiası var? Rüşvet verdiğinizle ilgili. Vallahi param olsa kendime kullanırım. Kimseye de rüşvet verme bir niyetim yok. Eğer benim bir arkadaşımın veya sizlerin sıkışık durumu varsa ve bana gelir yalvarırsanız abi ben sıkışık durum var mahkemeye düşmek zorundayım. Ben ne yaparım der? Size o sıkışık durumunuzu gidermek için borç para veririm. Onun dışında da hiç kimseye hayatımda ne rüşvet verdim ne de aldım. Borç para verdiniz yani. Borç para ben vermedim. Bir arkadaşımdan buldum ve aracı oldum vermek için. Ben yani ben aldım bu arkadaşıma borç alıp borç verdim ben. Peki elinde sildirenin olduğunu iddia ediyor. İddiaden çıksın ortaya. Mahalli polisi göreve çağırdı. Çağırsın. Eğer benim ona bu amaçla bu parayı sana veriyorum diye iddia ediyorsa o zaman mali polis göreve gelsin. Peki efendim o 5000 sterlin karşılığı 7000 dolar mı siz borç bilmiyorum. Verdiniz? 7700 dolar. Borç verdiniz. Evet. Hani Ejder Aslan Baba'yı görmemez miyiz? 100 doları yemiş galiba. Kaç? Yok 90 100 doları bozmuş 90 lirasını geri koymuş. Viski, çikolata, buz ve kola almış. Kola almış. Demek yurt dışına kaçacak. Eski markasını sormadık ha. Sormadı bana.